Arkadaşlar günaydın. Volkan uygulaması ile ilgili böyle küçük bir sohbet videosu yapalım. Bir durumumuza falan bakalım. Stepinde biraz yürüdüm. Şöyle oturayım. Bir dinlenelim, hem sohbet edelim birazcık. Ay. Evet, şimdi biliyorsunuz level 8 ve 9, 10 yani şu 5. ve 6. liglerde Ağustos ayı boyunca 2 kat kazanma etkinliği yapacaktı Volkan. Bunun videosunu yaptık. Sizleri de teşvik ettik. Umarım katılmışsınızdır. Güzel kazandırıyor gerçekten. Ben şu an 8. seviye eleman sahibi olduğum için 5. ligde yarışıyorum ve normalde 2.02 kazanmam gerekirken bu ay boyunca 4.04 kazanacağım. 6. ligde olanlar da 5.14 yerine 10.28 kazanacak. Peki kazanma oranları değişti mi? Yarışlarda ne kadar kazanıyoruz? İşte botlar mı var, engel mi oluyorlar gibi aklınıza sorular geliyorsa ben kazançlarımı size bir göstereyim. Bugüne şimdi daha sonra bakarız. Mesela düne bir bakalım. Bir tane de şey elemanımız var. Bedava verdiklerinden. O da 4. seviyede. Ondan da 0.45 kazanıyoruz. Arada onlar da olacak. O kafanızı karıştırmasın. Yesterday dedik. Bakın 4.04. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kazanmışız dün. Normalde 12 yarış yapıyoruz. Yarısından bir fazlasını kazanmışız. Zaten biz hesap yaparken de yarısını kazandığımız şekilde hesaplayıp yine de kârda olduğumuzu düşünmüştük. Gördüğünüz gibi yarısından bile fazlayı kazanmışız. Bugün ne yapmışız? Bugün saat 8'e 17 geçiyor sabah. Ben gece 00.02'de başlamışım. 00.02'de yani. Tam 12'de diyebiliriz. 1, 2, 3. Yani daha 3 kez sabah olmasına rağmen 3 yarışı kazanmışız. Gün içinde illaki 3, en az 3 daha kazanırız. 6 olur. 7-8 de olabilir. Yani en az ortalama 6 yarış kazanıyorsunuz ki bu da ne yapar? $25 Volkan civarı yapıyor. Biz de o şekilde hesaplamıştık zaten ama daha fazla kazandığımız günlerde oluyor. Şurada birikiyor. Buradan push the wall deyip cüzdana atıyorsunuz. Oradan da nasıl değerlendirecekseniz değerlendiriyorsunuz. Değerlendirme yöntemi size kalmış. Örneğin bir borsanıza atıp sola çevirebilirsiniz. GMT yapabilirsiniz. Volkan olarak tutabilirsiniz. AVAX, işte Ethereum, Bitcoin neyse o size kalmış. Ama sol yaparsanız örneğin eleman alırken kullanabilirsiniz. O yüzden sol sizi zarar ettirmez gibi gözüküyor. Tabi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herkes kendi değerlendirmesini yapsın. Mesela bir solun birikti. Gelip buradan bir tane hemen eleman alabiliyorsun. Solun çok değer kaybetmesi sizi bu anlamda yıpratmamış olur. O yüzden söylüyorum. Volkan olarak tutabilirsiniz. Volkan artıyor. Güzel bir rakama geldi. Diğerleri azalıyor olmasına rağmen örneğin kırmızılar var. Tabi bu benim basit bir takip listem. Genel listeye baktığımız zaman ama şu an düşüşler görülüyor. Ama Volkan'a baktığımız zaman bir yükseliş trendinde gözüküyor. Böyle giderse çok iyi olur. 0.010'a daha doğrusu 0.10'a çok az kalmış. Yani 10 cent. 10 Volkan 1 dolar yapacak. Bu da güzel bir rakam. Bizim için iyi olur. Bir başka seçenek Volkan'larınızı, biriktirdiğiniz Volkan'ları fırsat kovalamak. Şöyle Volkan'ı alıp belki elemanlara paranız yetmeyebilir çok Volkan'ınız yoksa ama aksesuarlara. Örneğin şapkalara giriyorsun. Buradan Volkan yap. Buradan bazen uygun fiyatlar oluyor. Piyasa fiyatının tabanının daha altında. Ondan bir tane alıyorsun. Satışa koyuyorsun. Belki yarışarak birkaç günde kazanacağın Volkan'ı da bu şekilde hızlı bir şekilde kazanabiliyorsun. Ama puanlarına dikkat etmek lazım. Taban fiyatlarını bir süre izlemek lazım ki aklınızda fiyatlar oluşsun. Bir de kesintileri unutmayın arkadaşlar. Alırken aldığınız fiyat neyse odur ama satarken sattığınız yazdığınız fiyattan %6 daha az elinize geçecek. O da ne demektir?
0,94 ile çarpacaksınız. Neyse onu siz bakarsınız yani. Yani 100'e satsam 94 eline geçiyor. Öyle düşünün. Ona göre zarar etmeyin sonra. Kenarda duran Vulcan'larınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir de Vulcan'dan sola Collected map of the tunnels. Bir de bir başka uygulama deniyorum da onu da gerekirse anlatırım size, beğenirsem. Şu an deneme aşamasındayım. Şeyi söyleyecektim. Bu uygulama içinde Vulcan'dan sola, belki de sabit USDC falan olabilir. Onunla ilgili bir trading de uygulama içinde yapılacağını söylediler. Başka bir yere transfer etmeden falan onu da yakın zamanda yapabiliyor olacağız. O zaman daha kolay olur. İster Vulcan'dan sola çevirirsin, soldan Vulcan'a. Belki sabit bir dolar kuruna çevirirsin.